1993 yılında kurulan ve yıllardır bacasını tüttüren Kars'ın tek fabrikası, Kars Şeker Fabrikası, 2015-2016 kampanya döneminde aldığı 42 bin ton pancarın üretim ve işlemesini tüm hızıyla sürdürürken, çalışmaları ve fabrikanın işleyişini yerinde inceleyen ve işçileriyle öğlen yemeği yiyen Vali Günay Özdemir'e yemek sonrası tatlı olarak haşlanmış şeker pancarı ikram edildi. Pancarı nasıl pişirdiniz? Pancar... Haşladınız mı? Bir ortadakiler haşlama, kenardakiler kızartma. Kızartma. Yok, daha önce hiç yemediniz mi? Yapmıyorum. Gerçekten yemediniz. Ya biz Erzurum'da yapar yerdik küçükken. Onu değil mi? Yani, yani pancar tatlısı Kars'ta bilmezler mi? Yok, bilmiyorum. Ama çok, çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Evet. Yani fırında olan daha da güzeldir. Haşlamadan güzeldir. Evet. Kars Valisi Günay Özdemir ve Kars Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Doktor Hüseyin Düzgün ile birlikte Kars Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek fabrika hakkında fabrika müdürü Abdullah Necri'den bilgi aldı. Vali Özdemir fabrikanın çalışma sahasını dolaşarak şekerin nasıl üretildiği ve fabrikanın genel durumu hakkında fabrika müdürü Abdullah Necri'den bilgi aldı. Ardından Vali Özdemir fabrika işçileriyle birlikte sıraya geçerek tablottan yemeğini aldı. Son buyurun ben sonra. Yanındaki acı almak lazım yani, değil mi? Yani o kadar tatlı yedik, biraz acı ver koyalım yanına. Evet. Gezi ve yemek sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Özdemir şunları söyledi. Öncelikle şeker fabrikamızın tekrar faaliyete başlamasından dolayı ben başta Sayın Başbakanımıza, çünkü Sayın Başbakanımız buraya geldiği zaman da bu şeker fabrikasının tekrar çalışması için söz verdiler ve bu sözünde durdular. Allah razı olsun. Başta Sayın Başbakanımıza, ilgilenen tüm siyasilerimize, müdürümüze, burada çalışan tüm işçilerimize, tarımda çalışan arkadaşlarımıza, hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü Kars'ta pancar üretiminin düşmesinden dolayı ciddi sıkıntılar olmuştu ve fabrikamız bir yıl maalesef çalışmadı. Sonunda bu sene 41,5 tonla, 41.500 tonla sezonu inşallah kapatacağız. Ve bu da Kars için hem Kars çiftçimizin, hem Kars halkının, hem de Kars ekonomisinin ciddi bir kazancı. Şimdiye kadar Kars'ta et balık kurumu ve süt kurumu ile ilgili fabrikalar kapanmış. En son şeker fabrikamıza biraz önce bahsettiğim gibi bütün halkımız sahip çıktı. Ve bundan sonra da yine sahip çıkmaya devam edecekler ve bu ışık sönmeyecek. Bu konuda biz bütün çalışanlara, Kars halkına güveniyoruz. Ve gelecek yıl pancar üretimine de yine çiftçimizle, Tarım İl Müdürlüğümüz ve Şeker Fabrikası Müdürümüz beraber çalışıyorlar. İnşallah pancar üretimini hedefimiz iki katına çıkarmak. Yani 80 bin ton çıkardığımız zaman da bundan sonra fabrika inşallah kâra da geçecek diye düşünüyoruz. Ve şu fabrikamız da aslında teknolojik anlamda da biraz önce gördünüz çok hijyen,
gerçekten modern anlamda yapılmış bir fabrika. Onun için bu tür fabrikalarımıza biz devlet olarak da sahip çıkıyoruz. Bu konuda halkımız da sahip çıkıyor. İnşallah devam edecek. Şeker oranının en yüksek olduğu ve baktığınız zaman kalitenin de en yüksek olduğu pancar üretimi Kars'ta. Ve aslında bu hem pancar üretiminin kalitesi, şekerin kalitesinin yanında çiftçimiz de aslında bu kaliteden dolayı diğer illere göre çok daha fazla fiyat farkı alıyor. Yani bu sene belki 25-30 lira civarında bir fiyat farkı aldılar. Onun için bazen zaman zaman belki ton olarak bazı yerlerdekine göre düşük ama kaliteye baktığımız zaman fiyat olarak diğer illerden daha yüksek fiyatta. Böyle olunca da aslında burada pancar üretimde karlı bir üretim. Yani onun için vatandaşlarımıza bu konuda desteklerini bekliyoruz. Halkımızdan da pancar üretimi konusunda biz de elimizden gelen desteği sağlayacağız. Hem teknolojik olarak hem de fabrikanın zaten o konuda maddi anlamda da destekleri var. Herhangi bir pancar üreticisine her türlü desteği sağlıyorlar. Pancarı üretip verdikten sonra da fabrikayla hesaplaşıyorlar. Fabrikanın gelecek yılki plan ve çalışmaları hakkında da açıklamada bulunan fabrika müdürü Abdullah Necri ise şu açıklamalarda bulundu. Geçen yıl çalışmadık. 2014 yılında 12 bin ton pancarımız olduğu için fabrikanın çalışması ekonomik değildi. Ancak Sayın Valimizin de az önce buyurduğu gibi Başbakanımız destek oldu, siyasilerimiz destek oldu. Onlardan Allah razı olsun. Biz de bütün arkadaşlar, sendika, çalışan, taşeron dahil olmak üzere Kars'ta Şubat ayından itibaren, 2015 yılının Şubat'ından itibaren üstün gayret sarf ettik. Çiftçilerimizin gönlünü aldık. Onları yanımızda gördük. Biz de onların yanında olduk. 30 bin tonla çıkardık. Ağrı fabrikası çalışmayınca onların 12 bin tonu da bize geldi. 42 bin 500 ton olarak kampanyamızı açmış olduk. İşlediğimiz pancardan 3700 ton, 3 ton 700 şeker elde edeceğiz. 950 ton melas elde edeceğiz. 11 bin ton da yaş küspe elde ettik. 11 bin ton yaş küspeyi çiftçilerimize Şubat ayında söz verdiğimiz gibi dışarıya parayla satmadık. 20 lira karşılığında verecektik ancak ona bile gerek kalmadı. Pancar eken çiftçimiz o küspeyi almaya hak sahibi oldu. Kart dağıttık. Onlar ihtiyaçları kadar küspeyi kendilerine alıkoydular. Fazlasını da besicilere sattılar. Oradan da bir gelir elde ettiler. Ayrıca küspenin evlerine nakline söz vermiştik. 425 lira gibi çok cüz'i bir paraya küspeyi kamyonlarla, tırlarla Akyaka, Arpaçay, Tuzluca çiftçilerimize gönderdik. Umut ediyoruz ki bu çalışmalarımızın karşılığını gördük. Sayın Valimize de huzurunuza teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda oldu. Sağ olsun, var olsun. Biz de asla mahcup etmemek için gayret sarf ettik. Eleman eksikliğimize rağmen zaman zaman 12 saat oldu çalışmalarımız. %98 seviyesinde kampanyamızı kapattık. Şeker varlığımız 11 puan ki 22 puana kadar uygun görülüyor. 11 puan çok güzel şeker oranında. İnşallah seneye beklediğimiz üretimi 70 bin ton olarak düşünüyoruz. 80 bin ton kota aldık. Genel müdürlüğümüz Kars fabrikamız için kotaya asla problem yok diyor. İstediğiniz kadar ektirebilirsiniz. Çiftçilerimiz de iyi bir para alacaklar. 215 lira gibi bir para alacaklar. Türkiye ortalaması 144 lira telam ton. Bizimki 215 lira. Çok güzel bir para. Bu da çiftçilerimizi teşvik edecek. Vali Özdemir fabrikadan ayrılmadan önce Şeker İş Sendikası tarafından ziyareti anısına kahve fincanı ve Kars Şeker Fabrikası'nın ürettiği toz şeker hediye edildi. Çalışanımızdan size evet. Hediyemizi. Nedir bu? Kabul ederseniz. Savaş bakalım şöyle bir arkadaşlar görsünler yani. Tabii bu kahve üretmiyorlar ama şeker üretiyorlar. Evet. Onun için biz kahveyi yapmayın artık buranın şekeri içeceğiz. Orta şekerli kahve içeceğiz. Evet. Şekerli kahve içeceğiz. Evet. Yanında da şeker. Evet bu da biz şekeri. Şeker takdim ediyoruz Sayın Bari. Evet. Bu da şekeri yani şöyle. Evet. Evet. Kahve fincanı ve şekeri. Evet.